Sevgili arkadaşlar, şimdi hemen asal sayılara geldik. Asal sayılar tanımı şudur: kendisinden ve birden başka hiçbir sayıya tam olarak bölünemeyen doğal sayılara asal sayılar denir. Bir kere asal sayılar negatif olmazlar. Doğal sayı olacaklar. Yani 2, 3, 4 diye gidecekler. Şimdi en küçük asal sayı 1 değildir. Çünkü 1 asal sayı değildir. Bunu özellikle yazıyoruz. 1 asal sayı değil. Asal sayı değil. 1 asal değildir. Yani 1'in asal olmadığı çok önemli. 1 asal değildir. 1 asal değildir. 1 asal değildir. Bu önemli. Şimdi en küçük asal sayı kim? 2. Bir de ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Aklınızda tutun. 1'den 100'e kadar olan asal sayılar tam 100'ün 4'te 1'i kadar. Yani 25 tane asal sayı var. Önemli bir bilgi bence bu. Şimdi 1'den 100'e kadar asalları konuşalım. Bakın 2, 3, bir de 2 çift olan tek asal sayı. Yani çift sayı olan tek asal sayı 2. En küçük asal sayı yine 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 diye gidiyor asal sayılar. Peki iki basamaklı sayıların içerisinde, yani onlu basamaklarda, bak 11, 13, 17, 19. Onlu sayılar, 20'li sayılar, 30'lu sayılar, 40'lı sayılar var ya. Bu onlu sayılar en çok asal barındıran iki basamaklı sayılardır. Bak onlu sayılar. 20'li sayılar kaç tane? 2 tane. 30'lu sayılar kaç tane? Yine 2 tane asallar. 40'lı sayılar 3 tane. Bunlar da bazen işe yarıyor sorular içerisinde. 50'li sayılar 2 tane. 53, 59. 60'lı sayı 2 tane. 70'li sayı 3 tane. 71, 73, 79. 80'li sayı 2 tane. Ve en büyük 2 basamaklı asal sayı 97 olarak bir tane bulunuyor. Bunların hepsini topladığınız zaman kaç tane oluyor? 25 tane asal sayı oluyor. 25 tane asal sayı var. 1'den 100'e kadar 25 tane asal sayı vardır. Bu önemli. Asal sayılar muhakkak pozitif sayılar. Yani doğal sayılar olmak zorunda. Bazen çocuk soruyor, eksi 7 asal mı hocam diyor. Doğal tanımda var. Doğal sayılar, bak, tam olarak bölünemeyen doğal sayılara asal sayılar denir. En küçük asal sayı da 2'dir. Tamam, asal sayıyı kaptım. Bir de şey olabilir, size bir asal sayı verildiğinde bu asal sayının gerçekten asal olup olmadığını en hızlı nasıl bulabilirim? Mesela şöyle, hocam 117 asal sayı mı? Bir kere biliyorsunuz 2 haricinde çift olan sayılar asal değil ya, onun için bir tek sayı verdim. Şimdi 117 sayısını gördüğün anda rakamlarını topluyorsun. Bunları topla. 1 artı 1 artı 7. Rakamları toplamı 9 oldu. 9 ve 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür. Onun için bölünür. Onun için hocam bu asal sayı değil. Bu asal sayı değil. Peki 9 ile tam bölünür. Başka bir sayı yazalım. 120 mesela 7. Bu asal sayı mı acaba? Değil mi, bakalım. Şimdi 127 sayısı rakamları toplandığı zaman 7, 9, 10. 3'ün katı ya da 9'un katı değil. Onun için bu asal diyemiyorum. Peki 127 sayısı herhangi bir sayıya bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Şimdi bunu teker teker düşünmek, her sayıya ayrı ayrı düşünmek çok zor. Onun için ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? En küçük asaldan itibaren başlıyorsunuz. 2 ile bölünebilir mi? Son rakamı çift olacak. Son rakamının tek 2 ile bölünmüyor. 2 ile işim bitti. 3'ün katı mı? 3'ün katı mı? Rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım. Bunların toplamı 10, 3'ün katı değil. O zaman 3 ile de bölünmüyor. 5'e bölünür mü? Son rakamı 0 ya da 5 olması lazım 5'e bölünmesi için. Ama bu sayı 7. Onun için o da olmaz. Sonra sıra 7'ye geldi. 7'ye bölünür mü? 7'ye bölünür mü sayısı 7'nin katları olması lazım burada. Şimdi mesela bu sayının 7'ye bölünüp bölünmediğini şöyle anlayabilirsin. 7'nin katlarının içinden ata ata gidebilirsin. Ya da direkt bu sayıyı 7'ye bölebilirsin. Mesela ben içinden mesela önce 127'nin içinden bir 70 atıyorum mesela. Tamam mı? Burada 57 kalıyor. İçinden bir 49 atıyorum mesela. 7'lerin katlarını atıyorum. Burada kaç kalıyor? Yani buradan attığın zaman 8 kaldı. Bak 8'in içinden 7'yi atsam 1 kalır. Bu tam olarak 7'ye bölünmüyormuş. O da gitti. Sonra 11'e bakacağım. 11'e bölünür mü? 11'e bölünebilmesi için mesela 110 11'in katıdır. Üstüne bir 11 daha koysan 121.
O da katıdır. 120 zaten 11'in karesi. Sonra bir 11 daha eklesen 132'ye dönüşür ve atlar. Onun için 11'e de bölünmüyor. Şimdi bakın 121, 127'ye yaklaştı ya karesi. Bir sayı, 3 basamaklı bir sayı verdiği zaman karesinin, yani tam kare sayılar, asal sayılar içerisinde 2'yi, 3'ü, 5'i, 7'yi ve 11'i denedik ya, 13'ü denemene gerek yok. Neden 13'ü denemene gerek yok? Çünkü 13'ün karesi 169'dur ve bu sayıdan büyüktür. Ona gerek yok. Yani bu sayıyı geçtiği anda tam kare, ona gerek yok. Yani buradaki 13 sayısının karesi 169 olduğu için, bu sayı geçtiği için, bu bir asal sayıymış. Bu hiçbir sayıya bölünmediği için bir asal sayıdır. 127 bir asal sayı. Yani asal sayıları incelerken yapacağınız iş, küçük asalları bölünüp bölünmediğini kontrol etmeniz. Nerede duracaksınız? Bu sayı eğer senin asallarından 11'in karesi 121, hala bu sayı geçmedi. Ama 169 geçti ya, 13'e 13'e bakmana gerek yok. Bunlara bölünmüyorsa asal değildir zaten. Bu şekilde asal olup olmadığını daha hızlı bulabilirsiniz. Daha hızlı bir yolu var mı? Ne yazık ki yok. Bölmeyi çalışman gerekiyor. Arkadaşlar aralarında asal sayılara birazdan gireceğiz. Görüşmek üzere.